Böyle şey program, siyasi program değil. İşte kültür sanat, o yöreyi tanıtıyor. Dün o Kozluk Çayı'ndaydık abi. Türkiye söylüyorum da, şey anlamında, tanıtım anlamında. Ondan sonra oradaki, sen gördün mü bilmiyorum, Eskişehir diye bir yer var. Görmezsen mutlaka git. Nerede? Arapgir Eskişehir. Yok. Oraya gitti. Oray demiyorum. Şey bir cami var, Osman Paşa Camii diye. O bir tane şey var. Ve bu tanıtım acayip katkısı oldu bu Malatya tanıtım. Hepinizde en büyük şansımız esnaf olmanız. Esnafın sıkıntısını bizden iyi bilirsiniz. Söylediğim yani en büyük şansımızın milletvekilimizin iyi bir esnaf olması. Ve Türkiye genelinde gittiği zaman, bütün illerde gittiği zaman da esnaf ve sanatkar camiasına uğraması. Ve orada da büyük bir sempati duyduğunu ben yürekte inerim. Gelen arkadaşlar söyleyeyim. Gittiği yerde de biz dedik Sayın Vekilimiz geliyor, Genel Başkan Yardımcı. Özellikle de Genel Başkan Yardımcı olmanız bizim için bir onurdur. Ben öyle görüyorum. Diğer tarafta da esnafın sıkıntısını zaten benden iyi bilirsiniz. Basın daha iyi bilir. İnşallah bu gittikçe düzelmek zorundadır. Düzelecek. Bağkur primlerimizin biraz yüksek olduğunu, inşallah bu bağkur primlerinde en azından yerinde kalması, yükselmemesi için büyük, en büyük dileğimiz o olması lazım. Siz de kendiniz de elektriğin çok yüksek olduğunu, kirayı geçtiğini, diğer tarafta da işte akaryakıtı son zamanlarda biraz düşüş yaptılar, doğrudur. Belki biraz daha, siz daha iyi bilirsiniz, belki biraz daha 25'e, 24'e kadar çekebilirler. İnşallah emeklere, siz de bastırırsanız emeklilere de artık para verilmesi, 3500 lirayına geçilmez. Asgari ücret 5500 lira oldu. Belki bu arkadaşlarımızın çok asgari ücrettir ama asgari ücret yine de yetersiz. Ama tabii ki burada bir de işverenler var. İşverenlerin içerisinde sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da yıl başından sonra belki de asgari ücrete biraz daha verirler. Tabii 5500 lirayına bir insanın geçinmesi, hele hele 4 tane çocuğu varsa, ailesi varsa geçinmesi çok zor. Türkiye'deki en büyük mesele hayat pahalılığı, enflasyon, alım gücü. Eğer siz enflasyonu düşürmediğiniz sürece bu hem temel gıda ürünlerinde fiyat artışları durmadığı sürece yapılan zamların anlamı da pek olmuyor. Hatırlarsanız 4253 TL rakam açıklandığı zaman geçtiğimiz Aralık ayında %50 zam olarak gözükmüştü. Ama bir iki ay içerisinde bu 4253 TL'nin alım gücü 2825'in daha gerisine düştü. Bugün enflasyon açıklandı. TÜİK 6 aylık enflasyon oranını %42.35 olarak açıkladı. En azı yani bağımsız enflasyon araştıran en az ise 6 aylık enflasyon oranını %71 olarak açıkladı. TÜİK ile en az arasında sadece 6 ay için %28.65 fark var. En azın açıklamış olduğu rakam %175 yıllık. TÜİK'in açıklamış olduğu rakam %78.62. Biliyorsunuz 6 aylık enflasyona göre maaşlar mı veriliyor? Bu oranlardan anlaşıldığı gibi çalışan kesimin hakları, maaş artışları TÜİK'e de yok edilmiş durumda. Bu hayat pahalılığı devam ettiği sürece TÜİK ne açıklarsa açıklasın, sokaktaki enflasyon %175, çarşıdaki enflasyon %175, ne kadar rakam açıklarsa açıklasın bunun bir anlamı yok. Milletin aldığı ürüne bakmak lazım, kaç yumurta aldığına bakmak lazım, kaç ekmek aldığına bakmak lazım, kaç kilo şeker aldığına bakmak lazım. Dolayısıyla enflasyon rakamlarının gerçekçi olmadığını, gerçekle ilgisi olmadığını, çarşı pazarla ilgisi olmadığını hep beraber görüyoruz. Bu açıklanan enflasyon 1998'den beri en yüksek enflasyon olarak tarihe kayda geçmiş durumda. 1998'den bugüne açıklanan en büyük enflasyon rakamıyla karşı karşıyayız. Gittiğimiz her yerde, Türkiye'nin her ilinde esnaf odalarında Şevket Başkan'ın bir Malatya olarak önemli bir itibar olduğunu söylemek istiyorum. Malatyalılar da bilsin. Bu nedenle kendisini tebrik ediyorum. Biz aynı camianın insanlarıyız. İnsan tabii gurur duyuyor. Kendi hemşerisinin işte Ağrı'ya gidiyoruz Şevket Keskin. Denizli'ye gidiyoruz Şevket Keskin. Onunla da ben de burada huzurda ifade etmek istiyorum. Basın mensupları huzurunda da. Sizi de kutluyorum başkanım. Çok teşekkür ederim. Şevket Başkan zaman zaman eleştirilerde bulunuyor. Zaman zaman geçtiğimiz günlerde
Sayın Bakan geldikten sonra kendi camiasını da eleştirdi. Şair Abdülhak Hamit Taran bir güzel sözü var. Bizim millet söylemez, söylenir. Yani hakikaten esnafın, yani bundan korkacak, çekinecek bir şey yok. Sonuçta vatanına düşmanlık yaptığı yok. Ne bileyim işte bir farklı düşünceyle yapmıyor bunu. Ama insanların da kendi dertlerini, kendi sorunlarını söylemesi lazım. Bize değil, İktidar Partisi'ne söylemesi lazım. Borçlar, vakıf primlerine bakın çok yüksek. Bir de eğer esnaf orta ölçekli bir esnafsa, yanında bir iki kişi çalışıyor. O sigorta primine baktığımız zaman esnafın banko primine, sigorta priminin maliyeti en düşük emekli maaşını geçiyordu şu anda. En düşük emekli maaşını geçmiş durumda. Ayrıca bu Bağkur meselesinde bir çözüm bulunması lazım. Maalesef gittiğimiz her ilde, Malatya'da nasıl oran bilmiyorum ama gittiğimiz her ilde Bağkur prim otoma ödeme oranı %30'lara düşmüş durumda. Yani toplumun, esnafımızın %70'i Bağkur primini ödeyemiyor. Bağkur primini ödeyemezse ne oluyor? İlaç alamıyor. Hastalandığı zaman tedavi imkanı olmuyor. Bunun da bir çözüme kavuşturulması lazım. Tabii esnafın çok derdi, sorunu var. Biz bununla ilgili her gittiğimiz yerde söylüyoruz ki kayda geçsin. Eğer Millet İttifakı'yla iktidar olursak yapacağımız ilk iş esnafın tek bir bakanlıkla muhatap olmasını sağlayacak. Bir esnaf bakanlığını kurmaya hedefliyoruz. Pandemiden kaynaklı faiz hem kredi kooperatifine hem bankalara esnafımızın faizlerini sileceğiz. Tekrar söylüyorum, faizlerini sileceğiz. Sicil affı gibi o sicil affını yapacağımız ilk işlerden birisi sicil affını getirmek olacak. Esnafımızın derdini biliyoruz, derdiyle dertleniyoruz, onu söyleyelim. Maalesef son 2,5 yılda kapanan esnaf sayısı 248.466 olmuş durumda. Hem tam kapanma döneminde yeterli destekler yoktu, hem de sonrasında ki yaşadığımız süreç özellikle 31 Aralık'tan sonra elektrik zamları, doğalgaz zamları ilk kez esnafın kirasını elektrik ücreti geçmiş durumda. Bunun da bir çözüm bulunması lazım. Bakın şunu bilelim, Türk lirası sadece dolar karşısında değer kaybetmiyor. Euro karşısında değer kaybetmiyor. Türk liramız maalesef Afganistan para birimi, Ukrayna para birimi, Rusya para birimi, savaşta olan Rusya para birimi, Arjantin para birimi gibi bütün para birimleri karşısında, hatta Venezuela yani kağıtla, kiloyla satılan para karşısında bile değer kaybettiğini söylememiz lazım. Zaman zaman bir ekonomik buhranı, dünyada ekonomik buhran olduğu söyleniyor. Dünyada akaryakıt zamlarının olduğu söyleniyor. Ama bu gerçekçi değil. Umarım esnafımızın, Türkiye'mizin daha güzel günleri görür. Ama maalesef zaman zaman muhalefetin söylemiş olduğu şeyler dinlenmiyor. Bazen kamuoyu tarafından da destek bulunmuyor. Biz 2018 yılında Türkiye'nin 24 şeker fabrikasını gezerek şeker fabrikalarının satılmasının ülkeye ihanet olduğunu değerlendirmesinde bulunduk. Maalesef şeker fabrikalarımız satıldı. Şimdi şekerin torbası ne kadar Malatya'da? Şu anda şekerin torbası 1200 lira değil mi? 1200 liraya çıkmış durumda. 4 lira 5 lira olan şeker şu anda 4-5 katına çıkmış durumda. Bunun sebebi de, bunu söyleyelim. Bakın geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dedim ki eğer tedbir alınmazsa bu özel şeker fabrikaları şu anda şekerleri satmıyor. Ne yapacaklar? Şekerin torbası 1000 lira geçince piyasaya çıkacak dedik ve dediğimiz çıktı. Ve maalesef bu eskiden şeker fabrikası satmış olduğu şekeri artık şeker fabrikaları satmıyor. Türk Şeker adı altında bir firma kurarak özel şirketler aracıyla satılmaya devam ediyor. Maalesef hem Malatya'da hem Türkiye'de yaygın olarak bunun AK Parti'ye yakın insanlar sattığı gerçeğini de burada dile getirmemiz gerekiyor.